Senin bir tane Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığın bir konuşma var. Hı, evet. Orada diyorsun ki ülkede hala o ne zaman o? Hatırlıyor musun? Yıl kaç? Ee, 2017 olması lazım. 150. Zaten. mezuniyet töreni galiba. Ülkede hala ifade hürriyetinin en özgürce yaşadığı yer Boğaziçi. Bu arada sen Boğaziçi ekonomi mezunusun. Evet. Birazdan gözlerindeki ışıltıya bakarak soru soracağım sana. <laughs> eyvah eyvah. Ee... Çok iyi bir öğrenci değildim ama neyse. Ee, diyorsun ki. Ülkede ifade hürriyetinin en özgürce yaşandığı yer Boğaz içi Hayalimiz Türkiye'yi Boğaz içi yapmak olmalı. Hı hı. Ee, i̇şte üzerinden bayağı 5-6 sene geçmiş e, bunun. Boğaz Üniversitesi'nde de yaşanan şeyleri biliyorsun. Sence hala Boğaz Üniversitesi ülkede hala ifade hürriyetinin en özgürce yaşandığı yer mi? Hayır, değil. Bir Boğaz Üniversitesi mezunu yaramı olarak yaramı deşme. <laughs> Bu da sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu şu an olan da sürdürülebilir bir şey değil. O da bence. akademisyenler her gün öbet tutuyorlar. Daha doğrusu be Yani dönemlerde. hepimiz ne olduğunu biliyoruz, okuyoruz zaten. Bir daha burada benim tekrar tekrar anlatmama gerek olmadığı gibi muhtemelen de anlasam eksik anlatırım. Çünkü her gün orada bambaşka şeyler oluyor. Ee, bu kadar şahane üniversiteler, şahane okullar kurulmuş. Yıllardır bu gelenekle devam ediyor. Şahane insanlar yetiştirilmiş. Daha da ileri gitmesi lazım bunun filan. Ama tam tersinin yapılması bence devam ettirilebilir bir şey de değil, devam ettirilmemesi gereken de bir durum. Yani bu ülkeyi seviyorsak, sanki özellikle eğitimde iyi yürüyen bazı şeylere dokunmamak lazım. Sen Niye ekonomi okudun ya? <laughs> ya e... öyle bir şey var mı yani ben ekonomi okuyayım, ekonomist oyunu. Yoktu. E, ben oyuncu olmak istiyordum. Ama boğaz için kazanıp <laughs> ekonomi okudum diyorsun yani. Şöyle oldu var ya her ailenin. Sen yap tabi hobi olarak yine yap. <laughs> Ama kızım yavrum çok çalışkansın derslerin çok iyi boğaz içine girebilirsin e, dediler tabii ki her ailenin diyeceği gibi. Ee, ve de hakikaten de ben Boğaziçi'ne girebiliyordum. Boğaziçi'de en popüler, en hayranlık duyduğumuz okuldu. Ee, ve konservatuarda da o yıla kadar yarı zaman diye bir şey vardı. Benim planım şuydu. Ben Boğaziçi'ne girerim. Bir yandan da yarı zaman konservatuarda oyunculuk okurum. O yıl oyunculuk bölümünden yarı zaman kaldırıldı. Vay be. Ben de ekonomiyle baş başa kaldım. Şanssızlık ama bu ya. Ya şanssızlık değil. Ekonominin de bana getirdiği ya bir kere Boğaz içinde okumanın getirdiği Tabii. çok 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 şey var. Öğrettiği çok şey oldu. Ee, onun dışında ikinci yıl hemen gazeteciliğe falan başladım. Ee, i̇şte Aktüel Dergisi'nde çalışmaya başladım falan. Yazı yazmaya başladım. Ee, Boğaziçi öyle bir özgürlük de verir insana herkes böyle farklı ilgi alanlarında çalışmaya başlar filan onu da çok teşvik eden bir okuldur. Ee, kader böyleymiş ee, çok da memnunum bu arada ekonomi okumuş olmaktan çünkü sadece ekonomi öğrenmezsin Boğaziçi'nde çok seçmeli ders vardır siyaset bilimi vardır tarih vardır yani resim dersi bile vardır. Şimdi sen Boğaziçi ee, ekonomi mezunu birisin sonuçta. Yani istediğini hatırlayışı hatırlama hatırla Boğaziçi büyük okuldu yani benim <laughs> zamanımda. Bizden yani daha sonra tabii. bizim zamanımızda. Ee, ben şimdi yaşanan bu tarihsiz şeylerin de gelip geçeceğine, Boğaziçi'nin hala eski günlerine döneceğine. Bence de. Çünkü çok yani değerli akademisyenler var. Bütün bu köklü var. okullarımızla çok fazla kurcalamadan e, eski değerlerini arttırarak devam ettirmek lazım. Hala çok değerli hocalar da var tabii orada. Tabii ki, tabii ki. Ee, onlar Elbette. okullarına da sahip çıkarlar çıkıyorlar. Şimdi ekonomi okumuş bir Gülse birisine sormak lazım diye sormak zorundayım yani. Sen bir ara şey yaptın. Elektrik faturasını paylaştın. Evet. O bizim şu ev değil mi? O Tahin Helva'nın olduğu ev o. Evet evet. 3 artı 1. Evet. Yani o ev güzel bir ev. Öyle bir orada şey yapmak istemedim ben arkadaşlar. Yok, ben biz böyle zor şartlarda yaşıyorum ve buraya gelen elektrik faturası bile bu kadar filan demek istemedim. Yani büyük bir apartman dairesi. Güzel bir apartman dairesi ama yani bir villa, bahçe, aydınlatmaları, havuzlar falan öyle bir elektrik gideri yok demek istedim yani. 2550 lira gelmiş elektrik faturası. Öyle bir şeydi evet. En son ne geldi? Yani şu yine şey söylesene bana. Ben bu tartışmayı bir daha başlatmak istemiyorum. Çünkü herkes diyor ki bu fatura yani şunu diyenler oldu işte bu artık ciddiye almadığımız rol arkadaşlarımız. Onlar da hani başka bir yetenekleri olmadığı için muhakkak böyle bir yerden para kazanıyorlar. Onlara da söyleyecek bir şey yok. Yani keşke başka bir becerileri, başka bir yetenekleri yani bir altın bilezikleri olsaydı bir işin ucundan tutabilselerdi ama olmadığına göre demek ki trollük yapıyorlar. Onlara da üzülmüyor da değiliz. Yani acı, acıyorum ben. Ee, onlardan şöyle yorumlarda geldi. Bu fatura yalan. Filan. O da ona da eğlendik, ona da ayrıca eğlendik. Çok e, troll olmayan eğlenceli gençlerden komik şeyler geldi. Yani abla orada Bitcoin madenciliği mi yapıyorsun filan gibi. <laughs> ya şöyle, bu benim kuzey koreye bakan çalışma odam ısınmıyor. <laughs> bu ev niye mi? Ben evim mi değiştirsem acaba? Isınmadığı için de bir tane e, elektrikli büyük bir ısıtıcım var. Arka tarafı ısıtan. <laughs> Onun bu faturada büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak da zaten bu olaydan birkaç ay sonra da herkes dedi ki aa bize de bu kadar geldi. Aa bize Gülse Birsel'den daha çok fatura geldi diyen gayet böyle iki artı de oturan insanlar falan da oldu. Ya yani şimdi elektrik fiyatları aslında çok düşük de ben bir e, haber olmaya çalışmışım Trabzon gibi de davranmayalım mi? canım burada. <laughs> yani bunu da herkes yaşadı. Ee...